Üçgenimiz var. AH yükseklik 45 derece. 4 kök 2 2 bizden üçgenin alanını istiyor. Neydi arkadaşlar bir üçgenin alanı? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bütün üçgenlerin alanı bu formülle hesaplanabilir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Hemen bakalım. 90'ın karşısı 4 kök 2. Burası 45 45 90 üçgeni. Hatırlayınız 45 45 90'ın özelliği neydi? A kök 2. O zaman 90'ın karşısı 4 kök 2 ise buralar kaç kaç gelecek? 4, 4. Şimdi ben şurada ufak bir şey hatırlatmak istiyorum size. Şu bir üçgen olsun. Hani alan taban çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz ya, bu taban neresi? Nere olan? Siz nereyi seçerseniz orasıdır. Yani burada taban olabilir. Bu da taban olabilir. Bu arkadaş da taban olabilir. Yani taban için sabit bir durum yok. Tabanı istediğim yer seçebiliyorum. Fakat yükseklik öyle keyfi değil. Taban nereyi seçtiyseniz onun karşısındaki köşeden gelen dikme o yükseklikte. Mesela şöyle kırmızıyla göstereyim. Burayı mı taban seçtiniz? O zaman yükseklik bunun karşısındaki köşeden gelen dikme, yani budur. Veyahut da siz geldiniz, burayı mı taban seçtiniz? O zaman yükseklik de budur. Demek ki taban keyfi, canımın istediği kenarı taban seçebiliyorum. Ama yükseklik keyfi değil, onun karşısındaki köşeden geldi. O zaman bu soruya baktığımız zaman ister AC'yi taban seçin, isterseniz BC'yi taban seçin. Size kalmış bir şey. Ama biz hangisini seçeceğiz? BC'yi, değil mi? Neden hocam? Çünkü bunu taban seçersem otomatikman bu arkadaş da yükseklik olur. Ha, taban 6, yükseklik 4 bölü 2. 6 kere 4, 24. Yarısı 12. Cevabımız B şıkkı. İkizkenar üçgenimiz var. Onları vermiş. 16'yı vermiş. Bizden üçgenin alanını istiyor. Şimdi ikizkenar üçgeni görünce hemen ne yapıyorduk? Refleks tepeden aşağıya dik geliyorduk. Doğru mu? Yani soruyu okumanıza bile gerek yok. İkizkenarı gördünüz. Hemen refleks tepeden aşağıya dik gelin. Bu artık soruların %90'ın çözümüne fayda sağlayan bir hareket. Onun için hiç düşünmeyin. Hop tepeden dik gel. Ha, olmazsa sileriz. Silgimiz var değil mi hepimizin? Şimdi ne oluyordu bu tepeden gelen dik? Kenar ortay. 16'yı kaç kaç böleceğiz arkadaşlar? 8, 8. Ha, bura 10, bura 8. Hop, o güzel üçgen. Burası ne oldu? 6. Şimdi benden alan istiyor. O zaman bu yavruyu taban seçelim. 16'yı taban seçelim. Yüksekliğimiz kaç oldu? 6. O zaman 16 çarpı 6 bölü 2'den 48. Cevabımız D şıkkı. ABC dik üçgen, dikliği vermiş, eşitliği vermiş. BD 6, DC 9. Yukarıdaki verilenlere göre alan ABC kaç santimetre karedir diye sormuş bize. Bakıyoruz ABD ikizkenar üçgen. Hiç düşünüyor muyuz? Hayır. Tepeden aşağıya diki geliyoruz. 6'yı kaç kaç böleceğiz arkadaşlar? 3, 3. İkizkenar gördük. Refleks. Hemen tepeden diki geliyoruz. Şimdi tepeden dik gelince burada bir güzellik daha oldu. Tepede 90, tabanda 90. Öklit. Ne diyordu Öklit amca bize? K çarpı P H kare, değil mi? Hatırlayalım mı onu? Şöyle hemen hızlıca şuraya yazıp dikten dik geliyoruz. Bura K, bura P, burada H olmak üzere. K çarpı P neydi? H kare. Aman ha, Öklit'i falan, Pisagor falan böyle şeyler unutmayın. Gözünüzü seveyim. 3 çarpı 12, 36 H kareden. Bura kaç geldi? 6. Şimdi alan istiyor. Taban kaç arkadaşlar? 15. Yükseklik kaç? 6. 15 çarpı 6 bölü 2'den 45, aradığımız cevap A şıkkı. ABC üçgen 30'u vermiş. 12, 10. Bizden sarıya, herhalde sarı değil mi o renk? Sarıya boyalı üçgenin alanını istiyor. Şimdi size ne demiştik bu testin ilk sorusunun anlatımında? Belki dinlediniz, belki dinlemediniz. Bir üçgenin alanı için arkadaşlar en genel formül ne? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bunu herkes biliyor. Fakat bazen kafalar karışabiliyor. Bu taban neresi? Neresiydi arkadaşlar taban? Canınız nereye istiyorsa orasıydı taban. O zaman şu ADC üçgeninde ben zaten bir kenar belli. Mecburen burayı taban seçiyorum. O zaman yükseklik ne oluyordu peki? Bu tabanın köşesinden, karşısındaki köşesinden gelen dikme. İşte bu da yükseklik. O zaman bu sarı üçgenin alan için şu yüksekliği bulmam yeterli olacak. O yükseklik gözüktü. Adana, Bursa, Hakkari üçgenine bakın. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı kaçtı arkadaşlar? 6. Artık soru bitti. Taban 10, yükseklik 6 bölü 2. 60 bölü 2'den 30. Cevabımız C şıkkı. Üçgenimiz var. Diklikleri vermiş. 4, 9, AC 10, BC 17,
Bizden üçgenin alanını istiyor. Şimdi neydi arkadaşlar üçgenlerin alan formülü? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi yükseklik neydi? Köşelerden, bakın köşelerden inen dikmelerdi. Mesela şu arkadaşa yükseklik diyemezsiniz. Neden? Çünkü köşeden inmemiş. Yani A'dan, B'den ya da C'den inmemiş. Aynı şekilde bu arkadaşa da yükseklik diyemezsiniz şu an. Çünkü köşelerden inmemiş. Ama ne yapabilirim? D noktasını bir köşe yapabilirim. Nasıl? Gelir D ile C'yi birleştirirsem, bakın Bursa, Denizli, Ceyhan üçgeninde artık D bir köşe olur. O zaman bu arkadaşta yükseklik olur. Ha, taban da 17. O zaman artık ben bu üçgenin alanını bulurum. 17 çarpı 4 bölü 2. Peki aynı şekilde Adana, Denizli, Ceyhan üçgeninde de arkadaşlar D köşe oldu mu? O zaman bu da bir yükseklik oldu. Ha, taban 10, yükseklik 9. O zaman bu üçgenin alanını da hesaplayabilirim. 10 çarpı 9 bölü 2. Siyah üçgenle kırmızı üçgenin toplam alanı bizden istenilen ABC üçgenin alanını verir zaten. Soru bitti. Kaç geliyor burası? Sadeleştir 2. 17 çarpı 2 34. Sadeleştir 5. 5 kere 9 45. 34 45 daha 79. Aradığımız cevap E şıkkı. Üçgenimiz var. Dikleri söylemiş. AB 12 yazalım. Şurası 12. AC 18. Aha da burası 18. DC 15. Yavru 15. Bizden BE istiyordur. Evet doğru bildim. Bizden BE istiyor. Şimdi arkadaşlar neydi üçgenin alanı? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki taban neresiydi? Tamamen size kalmış. Üçgenin herhangi bir kenarını taban kabul edebiliyordunuz. Peki yükseklik? Yükseklik öyle keyfi değildi. Yükseklik neydi arkadaşlar? Seçtiğiniz tabanın karşısındaki köşeden inen dikmeydi. Şimdi mesela ben bu soruya baktığım zaman şu 12'yi taban kabul etmek istiyorum. Tamam bu 12 taban olsun. O zaman yüksekliği neresi olacak? C köşesinden inen bu dikme yani DC olacak. O zaman ben bu üçgenin alanını bulurum. Çünkü taban belli 12, taban belli 15. Söyleyin üçgenin alanını. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki aynı mantıkla birisi gidip de ya hocam ben taban olarak 18'i seçmek istiyorum deseydi ona bir şey diyebilir miydik? Hayır. Çünkü taban keyfiydi. Canınızın istediği kenarı taban seçebilirsiniz. O zaman ben 18'i taban seçiyorum. Tamam. Ama yükseklik o keyfi değil. 18'i taban seçerseniz yükseklik B köşesinden inen bu dikme olur. O zaman bu üçgenin alanı da 18 çarpı x bölü 2 olur. Aynı üçgenden bahsetmiyoruz mu? O zaman bu alanlar birbirine eşit olmalı. Bölü 2'ler gitti. 6'ya böl 2, 6'ya böl 3, 3'e böl 1, 3'e böl 5. 2 kere 5, 10. Burada ne kaldı? X. Demek ki x 10 santimmiş. Cevabımız A şıkkı. Önce sorunun başında bir uyarı var, bir bilgi var. Ne diyor? Parantezle ayrılmayan işlemlerde işlem önceliği yoksa İşlem soldan sağa doğru yapılır demiş. Ha, değişik bir bilgi. Yukarıdaki bilgiyi sınıfa anlatan Emir öğretmen bu bilgiyi pekiştirmek için tahtaya aşağıdaki soruyu yazmıştı. Kenarları ABC birim olsun demiş ABC üçgenin. A'yı 1 artı 9 bölü 3 çarpı 3 demiş. B için de başka bir şey, C için de başka bir şey demiş. Buna göre ABC üçgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş bize. Şimdi normalde matematik kitaplarında ya da denemelerde ya da ÖSYM'nin sorduğu sorularda şöyle bir işlem göremezsiniz. Çünkü onu parantezle mutlaka ne yaparlar? Ayırırlar. Yani size işlem önceliğini bozacak bir durum varsa, ters bir durum varsa onu mutlaka parantezle bir kenara ayırırlar. Özel bir şekilde gösterirler. Fakat bazen bu yazılmayı unutulabilir. Soruyu soran vatandaş parantezi sevmiyordur, kullanmayabilir. Direkt bu şekilde yazarsa da illa bir cevap söylemeniz gerekiyorsa işlem önceliği yoksa soldan sağa doğru soru akar. Mesela şimdi mesela bu sorudan olur. Birisi gidip dese ki ya hocam bölmenin önceliği var. 9 bölü 3, 3. 3 kere 3, 9. Bir de burada var 10. A'yı 10 buldum dese. Başka birisi de dese ki hayır canım çarpmanın önceliği var. 3 kere 3 9. 9 bölü 9 1. 1 1 daha 2 dese A'yı kaç bulur arkadaşlar? 2 bulur. Şimdi iki arkadaş da esasında haklı gibi. Neden?
Çünkü ne diyoruz işlem önceli olarak? Önce çarpma bölme yapılır, sonra toplama çıkarma yapılır diyoruz. Çarpma bölme arasında bir öncelik var mı? Yok arkadaşlar. Eğer çok ekstra bir öncelik varsa onu parantezle ayırıp göstermek zorundayız. Peki gösterilmediyse? Gösterilmediyse işlemi soldan sağa doğru yapacaksınız. Yani önce 9'u 3'e böleceksiniz. Sonra 3 ile çarpacaksınız. Sonra 1 ekleyeceksiniz. Hocam niye soldan sağa ise 1'den başlamadık? Çünkü o toplama. Bir kere burada hiç anlaşılmayacak bir durum yok. Önce çarpma bölme, sonra toplama çıkarın. Orada bir sıkıntı yok. Sıkıntı ne? Çarpma bölme mi, bölme çarpma mı? Sıkıntı orada. Onun için orada soldan sağa bakıyoruz. O zaman 9 bölü 3, 3. 3 kere 3, 9. 1 daha 10. Demek ki A kenarı kaç birimmiş? 10 birim. B'ye bakalım. Gene bakın aynı sıkıntı. O zaman soldan sağa. Önce bölmeyi yapacağım. 4 bölü 2, 2. Sonra 2 ile çarpacağım. 4. 2 de burada var. 6. Demek ki B kaçmış? 6. Ve son olarak C'ye bakalım arkadaşlar. Önce bölmeyi yapıyorum soldan sağa. 6 bölü 2, 3. 3 kere 3, 9. 1 çıkar. 8. C'de kaçmış? 8. Ha, demek ki ABC üçgenimizin arkadaşlar kenar uzunlukları A'nın karşısı A kenarı 10 birim. B'nin karşısı B kenarı 6 birim. C'nin karşısı C kenarı da 8 birimmiş. Ha, bu tanıdık üçgenler bizim 6, 8, 10 üçgeni. Yani şu dik üçgen. Bu üçgenin alanını istiyor bizden. Öğretmen de direkt bunu sorsa, işimizi kolaylaştırsa, değil mi? O zaman bu üçgenin alanı. Dik üçgenin alanı. Neydi dik üçgenin alanı? Hatırlayalım mı? Bir dik üçgenin alanı arkadaşlar. Tabii ki gene taban çarpı yükseklik bölü 2 ile hesaplanabilir o cepte. Bir de dik kenarların çarpımının yarısından da hesaplanabilir. Esasında biraz önceki söylediğimle bu söylediğim aynı, biliyor musunuz? Neden? B'yi taban kabul edin. O zaman A yükseklik olur. Ona inen dikme yükseklik değil miydi? Ya da A'yı taban kabul edin. O zaman da B de yükseklik olur. Yani gene taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman bu üçgen alanı 8 çarpı 6 bölü 2'den 24. Cevabımız D şıkkı. ABAC yedik, DCD, E yedik eşitlikleri vermiş. BC 8, BE 14. O zaman burası 8 ise burası kaç olacak? 6. Bizden ACD üçgenin alanını istiyor. Şimdi ikizkenar dik üçgenler. Hatırlayalım mı şu ikizkenar dik üçgenin özelliği neydi? Hocam çok iyi biliyoruz. Neydi? Bir dik üçgen ikizkenar. Buralar A ise hipotenüs ne oluyordu arkadaşlar? A kök 2 değil mi? A, A, A kök 2. O zaman aynı şey burada da geçerli. X, X, X kök 2. Ha, X kök 2 8'e eşitse X ne olacak? 8 bölü kök 2. Köklü sayılarda bölmeyi nasıl yapıyorduk, hatırlayın. Paydadaki kökü görmüyordunuz önce. 8 bölü 2'den 4. Sonra o görmediğiniz kök 2 gelip yanına yazıyorduk. Yani 4 kök 2. O zaman şuralar neymiş meğerse? 4 kök 2, 4 kök 2. Ha bakın, yarısının kök 2 katı geldi. Doğru mu? O zaman aynı taktiği buraya da uygulayalım. Gene ikizkenar dik üçgen. Hipotenüs 6. O zaman buralar ne olacak? Yarısı 3, kök 2 katı 3 kök 2. Şimdi benden şu üçgenin alanı mı istiyor? İki kenarı belli. Arada keşke 90 olaydı değil mi? Orası da 90 zaten. Şuralar 45-45 değil mi? Ha, 45-45-90. Hakikaten burada 90'mış. Neydi dik üçgenin alanı? Dik kenarların çarpımının yarısı. Şunlar gitti. 6 kere 3, 18. Cevabımız D şıkkı. AB, AD, DC 5 santim, BD 6 santim sarı üçgenin alanı istiyor. 5, 5, 6. İkiz kenar üçgen. Hop, düşünmüyorum bile, hemen tepeden diki geliyoruz arkadaşlar. Neydi kural? İkiz kenar görünce tepeden aşağıya dik gel. %90 soru oradan çıkacak. Çıkmazsa o sildiği, çizdiğiniz dik ne yaparsınız? Silersiniz. Sıkıntı yok. 5, 3, 4. Şimdi sarı üçgenin alanını istiyorum. Dikkat. Sarı üçgenin tabanını 5 kabul ediyorum. Eyvallah. O zaman bunun karşısındaki A köşesinden inen dikme, yani şu 4 bizim neyimiz oluyor? Yüksekliğimiz. Hocam o 4 üçgenin dışında ya, sarı üçgenin dışında hiçbir zararı yok arkadaşlar. Farz edin ki o 4 şuradan şöyle gelmiş, buraya inmiş. Bir şey fark eder mi? Çünkü buradaki yüksekliği buraya kaydırabilirsiniz. Doğru mu? Buraya da kaydırabilirsiniz. Buraya da. Bu şekilde dışarı da ne yapabilirsiniz? Çıkartabilirsiniz. O zaman bir üçgenin yüksekliği illa üçgenin içinde olacak diye bir kaide yok. Peki kaide nedir? Mutlaka olması gereken şey, üçgenin yüksekliği köşelerden inmeli. Ben burayı taban kabul edersem
karşısındaki A köşesinden inmeli dikme. Bakıyorum oradan inmiş. O zaman bu yükseklik. Ha, taban 5, yükseklik 4. Alan ne olur o zaman? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 10. Cevabımız D şıkkı. Dik üçgenlerimiz verilmiş. 8, 15, 6. Bizden kırmızıya boyalı üçgenin alanını istiyorum. Şimdi şu 8, 15, 17. Kabak gibi gözüküyor. Hemen onu bir yazalım. Şimdi şu boyalı üçgenin alanını istiyor bizden. Neydi alan? Taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman kendime bir tane taban seçeceğim. Kırmızı üçgene baktığınızda zaten sadece bir kenarı belli. Kim o da? 17. O zaman mecbur burayı taban seçiyorum. Peki taban keyfiydi çünkü istediğim kenar seçebiliyorduk. Burayı seçtim ama yükseklik keyfi değildi. Karşısındaki C köşesinden inen dikmeydi yükseklik. Ha, bakın işte burada. Bunun uzantısına inmiş değil mi? Hiçbir zararı yok. Karşısındaki köşeden gelen dikme, o zaman bu da yükseklik. Bunun sebebi ne? Bu yükseklik niye dışarıda? Demek ki şurası ne arkadaşlar? Geniş açı. Geniş açılı üçgenlerde yüksekliklerdışarıda olabiliyor. Ha, o zaman yapacak bir şey yok. Taban 17, yükseklik 6. 17 çarpı 6 bölü 2. Sadeleştirirsek 51. Cevabımız D şıkkı. Şekildeki ABCD dikdörtgeni 12 adet birim kareye. Birim kare. Ne demekti birim kare? Bir kenarı bir birim olan kareydi. Bir geometrik şeklin önüne birim yazıyorsa anlayın ki uzunluğu bir birim demek. Mesela birim çember. Yarıçapı bir birim. Birim kare. Bir kenarı bir birim. Birim eşkenar üçgen. Bir kenarı bir birim demek arkadaşlar. Evet, bölünmüş. Sonra AC ve BD köşegenleriyle EF doğru parçası çizilerek iki tane üçgen elde edilmiş. Onlar boyanarak. Bu boyalı üçgenlerin alanlar toplamını istiyor bizden. Neydi üçgenlerin alanı? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bakın şu Denizli, Edirne, Kastamonu üçgeni çok rahat gözüküyor. Hemen oradan başlayalım. Şurayı taban seçelim mi? Ne demiştik taban? Keyfi. Bunu seçtim. 2 birim. O zaman yükseklik karşısındaki hop K köşesinden gelen dikme. Şimdi burası kaç birim? 2 birim. Peki bura kaç birim? O da 2 birim. Şu vatandaşlar, bu vatandaş eşittir mi? O zaman buradaki. Ha, taban 2, yükseklik 2. O zaman bu üçgenin alanı 2 çarpı 2 bölü 2'den 2. Peki diğer yavruya bakalım. Taban seçin kendinize. Bura değil mi? Burayı taban seçelim. 1. O zaman bunun karşısındaki köşeden, yani K'den gelen bu dikme, o da sizin yüksekliğiniz. Bu da 2. Şurayla aynı değil mi? Ha, taban 1, yükseklik 2. Bu yükseklik dışarıda. Olsun. Demek ki şurası geniş açı ki dışarı çıkmış. Bir zararı var mı? Yok. Yeter ki karşısındaki köşeden gelsin diyoruz. Evet, oradan gelmiş. O zaman taban 1, yükseklik 2. Bölü 2'den oranın alanında kaç geldi? 1. Taban 2, alan 2, alan 1 topla 3. Cevabımız A şıkkı.